Söyle bakalım İbiş, simidi yiyince ortasındaki yuvarlak nereye gider? Simidi yiyince ortasındaki yuvarlak nereye mi gider? Ne bileyim ben yahu. Dur biraz düşünelim. Aa, buldum galiba. Eve gider eve. Ah şapşal İbiş, hiç simidin ortasındaki yuvarlağın evi mi olur yahu? O zaman sen söyle bakalım nereye gider? Ah olmaz. Ama sana yeni bir soru soracağım. Söyle bakalım, kar neden yağar? Kar neden yağar? Galiba buldum. Kar topu oynamak için yağar ya. Hatta böyle yaparsın, ondan sonra atarsın. Alo, gösterideyim, sonra arayın. Okuldan arıyorlar. Alo. Evet benim. Lütfen acele edin, şarjım bitecek. Kim? Ne zaman? Hangi hastane? Tamam. Alo. Merak etmeyin, gelmiyorum. Ben gelecek haftaya tedavi ederim. Çok affedersin. Önemli değil. Ver topları. Kardeş de bozuldu işte, ne yapayım? Aa, kamera şakası galiba. He abi, kamera şakası. Bagajdalar bir hesapla istersen. Allah Allah. Hadi be. Hadi ihtiyar. Niye göstermedim ben seni? Kartı falan var mı? Ne diyorsun abi ya? Tamam sen git, bulurum ben seni. Kamera şakası mı bu? Doğruyu söyle. Abicim, vereceğim paranı. Şu an para yok üzerimde. Bu halde bende param olur ya. Hadi sen git, bulurum ben seni. Hadi. Yapma gözünü seveyim ya. Abi, abi. Umut. Umut. Yeni getirmiş olması lazım. Gül Bey, Umut, Umut diyorum lütfen. Affedersiniz. Önemli değil. Şey, evet efendim. Çolaker, Çolaker, Çolaker. Umut Bey. Şu an içeride. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Siz Umut'un öğretmeni olmalısınız. Umut, okulda fenalaştı bugün. Onu biliyorum da nasıl fenalaştı, nesi fenalaştı, yani ne oldu da fenalaştı? Yani derste birden bayıldı öyle, kendinden geçti, baktık ateşi de var. Bir hastaneye falan götürseydiniz bari. Affedersiniz, şimdi nasıl? Muayenede, şimdi iyiymiş. Ha.
babacık. Hani Beşiktaş 14 kere Avrupa şampiyonu olmuştu? Ne? Burak 14 kere bir kere bile Avrupa'da şampiyon olamamışız. Bugün derste bir tartışma çıktı da aramızda. Umut Beşiktaş'ın Avrupa şampiyonluklarından söz ediyor. Deliri de çok sağlam. Siz söylemişsiniz. Ne zaman söyledin ki ben onu sana? Ben söylemiştin ya tane zaman. Ben de o yüzden Beşiktaş'ta oldum. Ha sen onu diyorsun. Tabii canım olduk Avrupa şampiyonu. O Beşiktaş'ın masa tenisi takımıydı. Masa tenisi mi? Tabii canım masa tenisi takımı. Hatta kaç kez Çin'i bile yendik. Avrupa şampiyonasında Çin'i yendiler. Onlarla berabere kalmıştık. Şimdi hatırladım pardon. Neyse ben bunun ayrıntılarını akşam sana anlatırım maçı dinlerken. Senden ne haber? Faturayı ödemedin herhalde. Baksana şartelleri indirmişler. Evet ya. Gözüm karardı, başım filan döndü. Baş dönmesi iyidir ama. Rahmetli babaannenin de hep başı dönerdi. Tam 82 yılı yaşadı. Buyurun gidelim. Sizin gelmenize gerek yok. Babacık. Neyse, siz buradasınız nasılsa. Ben gideyim artık. Çocuklar boş kalmasın. Tabii tabii. Ne demek? Çok teşekkürler. Gerçekten minnettarız size. Sözüm olur. Hoşça kalın. Güle güle. Teşekkür ederim. Doktor amca öyle bir şey söylemedi. Sadece çok yormasın kendini dedi. Tamam işte. Yiyorsun kebapları, yiyorsun çikolataları. Ondan sonra bir o tarafa koşuyorsun, bir bu tarafa koşuyorsun, yoruluyorsun arkadaşım. Maça gidiyorsun, sende tıs yok. Sen bağırmayınca takım heyecana gelmiyor. Alacağımız maçı veriyoruz ondan sonra. Bence biraz saçmalıyorsun babacık. Kapuska falan yemem ben. İyi o zaman, sen de şampiyonluğu unut arkadaşım, ben sana diyeyim. Ya babacık yoruldum ben, nerede bizim ihtiyar? Hoppa, ihtiyar. Nerede şeyde ihtiyar? Abi! Şu bizim 17 milyon. 15 lira sende olur. Neredesin abicim sen ya? Ben de seni arıyorum. Nerede diyorum Umut Bey'in yeni özel şoförü. Demin buralardaydı. He? Nerede bizim arabamız ha? Bak Umut Bey hastaneden yeni çıktı, yorgun. Çocuk yedi onca serumun üzerine. Sen buralarda olmasaydın yürüyerek ta eve kadar gidecekti yahu. Teşekkür. Babacık sana özel şoför tuttum. İhtiyarın dinlenmesi gerekti ya o yüzden. Hayda. Sen hala burada mısın ya? Hadi çalıştır arabayı, çalıştır. Bizi doğru beni aldığın yere götüreceksin. İhtiyarın yanına. Hala duruyor musun ya? Buyurun efendim. Efendim Necip abi. Yarım saate kadar tamam abi. Baba çok midem bulanıyor. Okulda da ateşim çıktı. Tamam işte bu senin dehanın göstergesi babacık. Ne? Bak şimdi yıllardır ben sana söylüyorum ama sen beni anlamıyorsun ki. Sen üstün zekalı bir çocuksun. Ateşinin yükselmesi de işte bu yüzden. Nasıl yani? Senin kafa çok fazla çalışıyor ya. He. Şimdi bizim ihtiyarın motoru çok fazla çalışınca motoru sınıyor ya. Senin kafada çok fazla çalışınca ateşin yükseliyor. Pof 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 pof. Allah Allah. Tabii canım. Muammer abin de sırf bu yüzden seninle tanışmak istedi. O kim? Muammer abin işte. Bu sabah tuttu beni. Dahi bir Beşiktaşlı nasıl oluyor merak ediyorum. Senin şu yakışıklığıyla beni bir tanıştır abi. Bugün onun özel şoförlüğünü yapacağım dedi. Öyle değil mi Muammer? Öyle de abi. Yalnız ben Fenerliyim ha. Sonradan bir şey çıkmasın. Adım da Samim. Uzatmasana Muharrem. Muammer. Muammer kim? Muammer dedin ya abi. Muharrem değil. Uzatmasana Samim. Şakacı işte şaka şaka. Baba çok midem bulanıyor. Tamam babacık. Şimdi Muammer abin bizi ihtiyarın yanına götürüyor. Orada mide bulantısı için bir şeyler olacaktı. Bir tane veririm bir şeycin kalmaz. Gül bakayım. Maşallah. Thank you.
kullandın yine? Efendim Recep abi, dinliyorum abi. Lüne Park'tayım abi, eğleniyorum, gelemem. Müşteriyi bırakayım geleceğim abi. Allah Allah. Babacık, midenin bulanmadığından emin misin? Bak kendini iyi hissetmiyorsan duralım biraz. Muammer abin akşama kadar bizimle. Sorun değil yani. Mesubhanallah. Mesubhanallah. Canım, Oğut'la bizim arabamızı kimse çalamaz. Öyle değil mi babacık? Evet, kim çalacakmış? Babacık, babacık. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet, görüyorum galiba. İkimiz de görüyorsak yanılıyor olamayız. Evet, yanılıyor olamayız. O zaman bizim ihtiyarı götürüyorlar. Evet, götürüyorlar. Durun! Var ya, bizim ihtiyarı bir bulalım, ondan sonra doğru balık yemeye. Sahi mi? Sahi tabii babacık. Koca koca lüferler seni bekliyor. Allah, yanında da kırmızı turp. Oh! Ya, benim bile ağzımı sulandırdınız ha. Sulansın tabii Muammer, sen de davetlisin. Sahi mi? Sahi tabii Muammer. Yalnız bizimle balık yemeden önce şu soruyu doğru cevaplaman gerekiyor. Sor bakalım. Peki, soruyorum. Doğada balığı en çok seven yaratık hangisidir? Kedi. Hayır. Ayı. Estağfurullah Muammer. Değil tabii ki. Ne peki? Kartal. Hadi be. Kartal balık yer miymiş? Sen gel bizimle balık masasına otur da yiyor muymuş, yemiyor muymuş gör bakalım. Nasıl vermezsiniz bize arabamızı kardeşim? Yapabileceğiniz bir şey yok. Arabanın size ait olduğunu ispat etmeniz gerek. Sonra ne diyor kendisi? Ya zengin bir kardeşim, lütfen siz bize arabamızı verin. Ben seni şu para işini halledeyim. Aman be abiciğim, baş ver. Olunca getirirsin. Yok yok, olmaz öyle şey, olmaz. Vay Turgut abi, gösteriden mi yine? Öyle Veysel, ne haber? İyi abi be. Turgut abi bizim şov dünyasındır ha. Tanımadı kimse yok. Veysel, işiniz bitti mi abi? Bitti abi. Hadi abi. Hadi, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, ben de bir şeyler alayım. Hadi. İyi akşamlar abi. Dur tahmin edeyim. Taksiyle eve geldin ama cebinde 5 kuruş para yok. Vallahi bravo abi. Nasıl anladın? Anlarım ben. 50 yeter mi? Aslında 100 bile yetmez ama 50 şimdilik iş görür. Vallahi İdris dayı, İsmail abi, İdris dayı geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Ya 3 aydır kirayı veremedim ha. Ben ne yapayım oğlum? Dur, dur abi. Bir şeyler yapmamız lazım. Hadi, hadi. Selamun aleyküm İsmail. Aleyküm selam İdris dayı. Buyur. Ha bu Turgut teyüsünü soracaktım sana. 3 aydır kirasını vermedi. Vallahi ben de görmedim İdris dayı. Herhalde turneye falan gitti yine. Vallahi ben anlamam turna murna. İsmail söyle o kirasını yarına kadar çedirsin yoksa korum onu kabinin oğlunu. İsmail bunlar yeni mi çıktı? Aa yeni çıktı. Vereyim bir tane. Kaç para diyor? 10 lira. Ne 10 lira mı? Dünyada al. İsmail,
bari. Ne kadar güzel de bayılır. Aynı çani. Ben sana başka bir şey alırım. İsmail ablalar kaç para diyor? 4600. Ne dersin? 4600. Kardeşim biz orada dikildik seni bekliyoruz ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ne o elindekiler? Sus be abicim sus. Sana ne? Saat kaç olmuş? Tamam kardeşim ben para bunu istemiyorum tamam. Ya kardeşim sus sus. Ne oluyor orada? Yok bir şey İdris dayı. Arkadaşlar... Halı saha maçı yapacağız da ona çağırıyorlar. Tabii tabii. Hadi lan geç kaldık hadi hadi. Tamam abicim geliyoruz işte. Tamam. İyi akşamlar İsmail. İyi akşamlar İdris dayı. Hadi at önünü. Savunmaları. Şey... Samim. Samim mi? He ya. Görüşürüz. Bizim anahtar yok. Ne yapacağız şimdi? Benim cebimde var babacık. Sağ cebimde. Sen uyumuyor muydun babacık? Uyumuyordum tabii. Çok yoruldum da beni taşı diye şakacıktan yaptım. Hızır tapos seni. Sen de oyuncu mu olacaksın babacığın gibi ha? İn bakayım aşağıya. Oh! Yine kaçmışlar bunlar baba. Kafeslerin kapaklarını açık bırakırsan kaçarlar tabii. Satacağım. Hepsini satacağım. Görecekler o zaman. Ya baba ya. Şşş, çaktırma. Haylazlık yapmasınlar diye söylüyorum. Kaçmasınlar kafesten. Tamam o zaman. Gel kız buraya. Vallahi görüyorum babacığa. Satorim. Gelsene kız. Gel diyorum kız. Gelsene. Babacık, ben banyoya giriyorum. Sen de ödevini yap da yarın Ülker öğretmenden fırça yeme. Bir de babacık, hastaneye gidince çantam okulda kaldı. Bugünkü ödevleri bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Say ya, dur ben Ülker öğretmeni bir arayayım. Bir dakika ya. Bizim cep telefonu çantayla gitti. Unuttuk tabii. Ne yapacağız şimdi? Takma kafana babacık ya. Ülker öğretmen bir şey demez. Hem zaten beni hastaneye götüren de o. Çak o zaman. Alo kızım. Alo. Bak her gün arıyorum. İnsan bir arar. Anneciğim nasılsın? İyi misin? Bir şey var mı diye sorar. Yok yok. Ben daha iyi. Bak ne zamandır sana söylüyorum kızım. Bir an önce seni başka birine. Bak geçin. Kızım böyle giderse kimse almayacak seni. Bir an önce birini bulmazsan. Alo anneciğim benim Ülker. Allah! Allah! Baba bir dalmış yine tıp mı bitmiş? Yok babacığım olur mu? Su çok güzel. Su gelir güldür güldür. Yerde yer beni güldür. Umut Bey'in çayları nerede? Geldi efendim. Maça alacağız mı babacık? Tabii ki alacağız. Başka yolu yok. Bu sene kupada bizim şampiyonlukta. Ama birazdan benim çıkmam lazım. Ya babacık oldu mu şimdi? Oluşum. Bizim ev sahibimiz yok mu İdris dayı? Var. Ha işte. Onun torunu çok hastaymış. Sabahlara kadar ağlayıp duruyormuş. Ama hastaneye gidecek paraları yok. Yapma ya. Ya. Benim gidip onlara biraz para bulmam lazım. Gerçi ben 6 aylık kirayı peşin verdim ama...
Daha çok para lazımmış. İyi o zaman sen git o işi hallet. Sen de burada takımı yalnız bırakma, tamam mı? Tamam. Yok. Beyaz. En büyük. Beşiktaş. Lay 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 lay. O Beşiktaş. Lay 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 lay. O Beşiktaş. İyilik Demet, senden ne haber? İyi, nasıl gidiyor oyunculuk işleri? Nasıl gitsin? Kahkahaya boğuyorum çocukları. Babacık nasıl? İyi iyi, canavar gibi. Bil bakalım kimi gördün? Dur tahmin edeyim. Simay. Bildin. Nereden bildin? Bir aydır kimi görsem aynı şeyi söylüyor. Simay gelmiş, biliyor musun? Bizim kafedeki Ahmet yok mu? Az önce o da yolumu kesti. Turgut abi biliyor musun? Neyi Ahmet dedim? Simay abam gelmiş, gördün mü? İnşallah dünya turunu tamamlamıştır. Ay evet, öyle yerlere gitmiş gibi bilsen. Kongo'da bir yerli ayinine katılmış mesela. Düşünebiliyor musun? Kongo'da bir yerli ayininde Simay başkonuk. Kabile reisi onu çok sevmiş. Gitme burada kal falan demiş. Ama Simay'ı biliyorsun. Bir yerde bir haftadan fazla kalması mümkün değil. Bunlar ne kadar? Onlar 3,5 abi. Şunlar 4. Dümbüllü, çay içmedin ki. Sonra uğrarım. Tamam. Ah Simay ya. Neyimiz eksikti ha? Var mıydı öyle bırakıp gitmek? Of of. Güvenler. Güvenler. Simay. Turgut, nasılsın? Nasıl olsun işte. İç güveyinden halice. Peki iç güveysi nasıl? He? Hiç değişmemişsin. Hala aynı esprili Simay. Simay biraz olsun durulmalıydı değil mi? Böylesi daha kolayına geldiği için yaptım bunu değil mi? Kendi hayatını ciddiye aldığında onunla baş edemeyeceğini anladığın için saldın ipin ucunu. Zaten buralardan gitme nedenin de bu değil miydi? Turgut, dünyayı dolaşma tutkusunun benim için ne anlama geldiğini herkesten çok iyi biliyorum. Yani bunu böyle basit bir sorumluluktan kaçma duygusuna indirgemene izin veremem. Ben bu yüzden oyunculuğu bile bıraktım, biliyor musun? Biliyorum. Umut, Umut gayet sorumluluk sahibi bir çocuk olarak yetişti. En azından şimdilik ödevlerini yapıyor. Kaç yaşında oldu Zahi? Kaç yaşında? Sen buradan gideli kaç yıl olduysa bir sene ekle işte. Yaşlanmış mıyım? Çizgilerim biraz olgunlaşmış diyelim. Seninkiler de iyice oturmuş. Yaşlanmış mıyım? Yok. Böyle... Daha bir yakışıklı bir adam olmuşsun. Sen de hala çok güzelsin. Yılın magazin bombası. Ünlü playboy Süleyman Güven'i podyumların gözde mankeni Tuğçe Şen'le yakaladık. Bir gece kulübü çıkışında kameralarımıza yakalanan Süleyman Güven geçtiğimiz haftada başka bir güzelle yakalanmıştı. Süleyman Güven'in önümüzdeki günlerde hangi güzeller şimdiden magazin yönetimi meşgul eden önemli konu oldu. Ne diyelim, ben içimdeyseler. Sen hiç değişmeyeceksin. Ben kalkayım artık. Sıkıldın mı hemen? Yok, bir arkadaşımı arayacağım da. Peki o zaman, görüşürüz. Hoşça kal. Umut'u görmek ister misin? Hazır değilim.
seni görmüyorum. Hanımefendi, iyi misiniz? Bırak beni, iyiyim ben. Ya pek iyi görünmüyorsunuz. Hastaneye gitsek iyi olacak galiba. Hastane falan istemiyorum, bırak. Aslında kabahat sende oldu. Bunca yıldır yaptığın işlere bak. Sabahtan akşama kadar giy kostümleri, maymun gibi zıpla dur şuncacık beletlerin önünde. Kız da bırakır gider tabii, haklı. Belli bir gelecek vaadi yok. Hayat standardı yok. Hiçbir şey yok. Babacık ne haber? Maç nasıl gidiyor? Sol tarafa doğru uzatıyor. İbrahim Üzülmez yine çıkmıştı ileriye doğru. İbrahim Üzülmez döndü. Yoksa yeni bir oyunculuk numarası mı ha? Ama bir şey söyleyeyim mi arkadaş? Kötü düşmüş. Doğruya doğru. Bir oyuncu asla senin düştüğün gibi düşmez. Yanlış. Alo. Kime diyorum ben? Çalımlarla girdi ve Kerem'in altından topu Fiyeler'e gol verdi. Gol! Gol! Gördünüz mü, hiçbir şeyim yokmuş. Olabilirdi ama. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Neyse, her şey için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşebilir miyiz yani? Canım, lafın gelişi. Niye görüşeyim sizinle? Çok affedersiniz, kabalık ettim ama... Yine de belki bir yerlere gidip bir şeyler içebiliriz diye düşündüm. Hiç değilse bu gece. Bakın... Süleyman. Bakın Süleyman Bey. Bu işler hep böyle başlar zaten. Önce bir şeyler içilir, ardından dışarı çıkılır eğlenmek için. Sonra da isterseniz bize gidip birer kahve içelim. Hem de yorgunluk atarız da gelir sıra. Sonrasında ne olduğunu söylemene gerek yok herhalde. Kusura bakmayın ama ben şu an hiç hazır değilim. Doğru söylüyorsunuz. Hep öyle olur. Ama siz de pek... sıradan ve standart bir kadına benzemiyorsunuz. Nasıl yani? Yani en azından son kahveyi evde yalnız içeceğiniz kesin de yalnız başlamasanız diyordum. Ben de pek öyle kolay lokma sayılmam. Hadi gel. Paraları fazla unutmuşuz. Tavşancıklar kırıp dökmeseydi kalacaktı öyle orada paralar. Uf, şimdi de ağzım sulandı be. Köfteleri şöyle löp löp yutacağım. Hakikaten değil mi? Mis gibi köfteler. Yanında da mis gibi patates. Patates olmadan olmaz arkadaşım. Aa, bak patates dedim de aklıma ne geldi? Kumpire ne dersin babacık? Kumpir mi? Kumpir ya. Yani patates. Patates nasıl bir şey? Tombiş. Peki neden tombiş olur patatesler? Çocuklar yesin de tombiş olsunlar diye. Harikasın babacık ya. Şöyle karışık bir kumpir yedik mi tamam. Çocuk çok acıktı. Sen bir köşeye yatsan ben sonra halletsem. Ah be abi. Daha sonra verirsin. Maşallah. Evet, patatesler geldi. Vay, Turgut abi. Oo, Çağatay ne haber kardeş? İyi abi, senden ne haber? Eyvallah, geç otur. Sağ ol abi. Ben de seni arıyordum ya. Telefonun kapalı, ulaşamadım. Ya sorma, bizim arabaya hırsız girdi abi. Telefon, kimlik, mimlik hepsi gitti. Yapma ya. Vallahi. Abi, Sokaklar diye bir dizi çekiyoruz. Çok iyi bir oyuncu arıyorlardı. Aklıma da sen geldin. Sağ olasın. Ne rolü abi? Travesti rolü abi. Oğlum çocuğun yanında söyleme böyle şeyler. Canavar. Neymiş bu proje? Ne kadar veriyorlar? Valla 750 falan alırsın. Aylık mı? Yok be abi. Bölüm başı. Tamam. Kabul ettim. Kabul ettim ben. Tamam o zaman. Bak yarın saat 2:30'da deneme çekimi var. Ha? Sakın geç kalma ya. Abi şu senin numarayı ver abi ya. Ne, kaçtı bu? Yaz abi. Oğlum,
Benden başkası oynayamazmış bu rolü biliyor musun? Bu yüzden çok ısrar ettiler. İyi de para veriyorlar ha. İyi de baba, olur mu öyle kadın rolünde? Okuldaki arkadaşlarıma ne diyeceğim ben? Tamam lan. Madem ki oğluşum istemiyor, ben de oynamıyorum rolü. Alıp başlarına çalsınlar. Bunlar Kanada'da daha rahat yaşıyorlar. Kanada mı? Hı, Kanada. Bir sene kaldım orada ben. Bir Rus dans grubuyla beraber. Rus dans grubuyla mı? Kızlar, işleriniz nasıl ayol? Ay hiç, bir tane iş alamadık ayol. Ayol, vallahi benim de hiç işim yok ayol. Hey, yakışıklı. Gelsene buraya. Polis geliyor, polis geliyor. Çakın, çak! Çak! Bırak, bırak! 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 Hayır! Sen... Sen ne iş? Ben Turgut. Ben Turgut Çolaker, oyuncuyum. Kimlik? Kimlik? Kimliğini göster. Kimliği çaldılar memur bey. Anlaşıldı, geç arabaya. Memur bey, yok, bakın ben baba. Gözlem geç, yapıyorum. Geç, memur geç. Bey, ama bir saniye yanlış anladınız. Atma, atma, geç. Konuşma bak. Memur bey, bakın yanlış anladınız. Ben... Tamam, merkezden oyuncuyum. Memur bey, bakın beni yanlış anladınız. Ben bir oyuncuyum, gözlem yapıyordum. Bu arkadaşlarla hiçbir alakam yok diyor. Tabii, tabii. Boş ver canım, anlamaz bunlar. Kirasını öderiz. Elektrik var, su var. Bakkalı öderiz. Kumpirciyi ödememiz lazım. Ha. Bir de babacı servise vermek lazım. Sabahın köründe yoruluyor oğluşum benim. Ondan sonra ihtiyar. Onca yıldır kahrımızı çekiyor tabii. Ondan sonra da sen sağ, ben selamet. Vallahi senin işini iyi anlam. Kendi kendine konuşup duruyorsun. Hiç canın sıkılmaz. Abi. Abi senin ne işin var burada? Hiç sorma memur bey kardeşim ya. İyi de sen dizilerde falan oynamıyor musun? Evet evet, oynuyorum. Tabii yanlışlık oldu burada. Ya bir şey rica etsem. Şu numarayı bir haberdar edersen çok sevinirim kardeşim. Kardeşim ne oldu, aradın mı? Abi aradım, açmıyor kimse. Ya gözünü seveyim, arada bir denersen. Tamam, ararım. Sağ olasın.
Efendim? Efendim? Ya kusura bakma, kimliği kaybetmiştim. Onlar da bırakmadılar beni. Dur bakalım, sakin ol biraz. Seni de yordum bu saatte buraya kadar. Saçmalama abi, lafı mı olur? Sayın Bakanım. Umut. Buradayım babacık. Umut'un hastane masraflarını siz ödemişsiniz. Teşekkür ederim. O gün çantam çalınmıştı, biliyorsunuz. Aa, olur mu öyle şey Turgut Bey? Umut benim de çocuğum sayılır. Olsun. Yine de size olan borcumu ödemeliyim. Ne oldu Ülker Hanım? Neyiniz var? İyiyim. Gerçekten yok bir şey. Peki. Neyse. Ben gitmek zorundayım. Umut sizin yanınızdayken gözüm arkada kalmıyor. Teşekkür ederim. Çağatay, geliyorum. Tamam kardeş, başla böyle, gözünü seveyim. Telefonu yeni aldım ya. Nereden aldın lan bu kızmayı? İyidir hocam. İyi, başlasın. Ay dondum kız burada. Hiç müşteri gelmiyor. Mert'e mi gitseydik acaba? Anam orada da polis var. Ay dur, eteğim açıldı kız. Ha, bir araba geliyor. Aa şuna bak, kendi kendine konuşuyor. Ay kız, senin işin iyi vallahi, hiç canı sıkılmaz. Tamam tamam, kestik. Bir de kostümle ilgisini öyle bakalım. Ay dondum vallahi. Hiç müşteri gelmiyor. Mert'e mi gitseydik acaba kız? Aa şuna bak. Kız manyak. Sen kendi kendine konuşuyorsun. İyisin vallahi. Hiç canı sıkılmaz. Pardon hocam. Özür dilerim. Tamam kestik. Efendim. Ne? Ya bak bir saniye. Manyak! Ya çantamı verseydiniz bari birader. Ya. Varmış. Bayıldı mı yine? Ciddi galiba. Şüphelendikleri bir şey var gibi. Neymiş? Lösemi gibi bir şey söylediler ama. Ne? Yani kesin değil tabii. Yani belki de yanlış anladım.
Bundan mı istiyorsun? Bundan mı? Kesene ula, hangisi? Babacı, bu Habibi Karadiyla Ercek'ten tömme dur. Bakma ula oraya. Ne diyordum İsmail? Yapma İdris dayı, duyacak şimdi. Bakabileceğiniz bir kardeşim, biz de müşteriyiz değil mi ama? Buyur abi. Ha, bey amca, torunun da ne kadar güzelmiş o öyle. Adın ne bakayım senin kız? Sus ula. Bir defa bu kız değil, benim torunum Sabina Gazi Ercek'tir. Belli, dedesine çekmiş. Söylesene ula, hangisinden istiyorsun? Anne. Ha bundan mı? Al bakayım. İsmail biz gidiyoruz. Kendine dikkat et ha. Bağlana bakayım, indir gözünü ona bakayım, utanmaz. İsmail, o Turgut teyisi çalırsa buraya bana haber ver, tamam mı uşağım? Tamam İdris dayı. Dur bakayım bey amca, ben bir geçeyim bakayım. Tüh ulan senin tuyuna, tövbe tövbe! Erkekliğe sığar mı babacık ya? Milyarları verseniz bu rolü kabul etmem dedim. Ama onlar, yapma Turgut abi. Bak, onca insanın ekmeğiyle oynama. Sen olmazsan bu film çekilmez. Kendini düşünmüyorsan bu insanları, ailelerini, çocuklarını ya, çocuklarını düşün. Kimlere sorduysak böyle zor bir rolün altından ancak Turgut abi gibi usta bir oyuncu kalkar dediler. Haliyle kabul etmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Yoksa durum sandığın gibi değil. İstersen vazgeçeyim ha. Bu parça Tibet işi. Oranın yerlerine has orijinal bir ahşap oyma. O kadar yer gezdim ama Tibet'e gitmek bir türlü nasip olmadı. Hele o Şaolin tapınağı var ya, orayı görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Abi, abi, abi sen ne yapıyorsun ya? Sana iyilik yaptık, sen neredeyse beni işten kovduracaksın. Yönetmenin nasıl bir adam olduğunu sana söyledim değil mi? Böyle sorumsuzluklara tahammül yok abicim. Ha? Bak zaten kavga biraz zor ikna ettim adamı. Neredeyse beni de işten kovuyordu. Hayır yani abi, dışarıda burun oynayacak bir sürü adam var. Ha? Bak abicim, bir daha böyle sorumsuzluklar yapma, olur mu? Haklısın Çağatay, bir daha olmaz kardeş. Ha, tamam abi, çok güzel. Hadi makyaja, hadi, hadi. Selahattin Bey, benim dilekçeni bir kez daha gözden geçirseniz diyorum. Göreceksiniz yani yasayla sizin arkadaşların hazırlamış olduğu sözleşme nasıl çelişiyor. Hoş geldiniz Turgut Bey. Ah, Hülken Hanım, siz burada mıydınız? Umut'u bir ziyaret etmek istemiştim. İyi etmişsiniz. Gerçi ev biraz dağınık ama. Nerede kaldın baba? Biz de seni bekliyorduk. Karnım çok acıktı. Yemekler de ne güzel kokuyor. Öğretmenin kendi elleriyle yaptı. Hadi bakalım. Başımızdan geçen bir hikayeyi yazmamızı istedi. Çok kolay babacık. İyi de aklıma bir şey gelmiyor ki. Hayal gücünü kullan. Biraz düşününce bulursun. Hani sen şu tepe gözünü nasıl dövmüştün? Onu anlatsana, ben de yazarım. Akşama akşama. Şimdi oku zamanı. Hadi bakalım. Heh. Oba. Hala kendime gelemedim. Kandırdı mı yani bizi?
Babacık, son zamanlarda amma dağınıklaştın ha. Kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım canım. Bunların yarısı senin dağınıklığın babacık. Hadi hadi, ortalığı biraz toparlayalım. Babacık, tavşanlar yok. Hı? Yoksa kafeslerin kapaklarını açık mı unuttun yine? Olsun. Yine de bu devirde kimsenin arabasına binilmez. Ya tamam babacık, uzatma. Senin bugünlerde bir şeye canı sıkkın ama istersen çıkar şu ağzındaki baklayı ha. Benim annem nasıl bir kadındı baba? Senin annen bir melekti yavrum. Nasıl yani? Beni melekler mi getirdi? Ana, hani ben sana şu Tepegöz olayını anlatacaktım? Aa, sen de hiç hatırlatmıyorsun. Sabah söz vermiştim, sözde. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Doğrusu çok şaşırdım. Tamam kestik. Arkadaşlar bu seti boşaltın bakalım. Arkadaşlar hocayı duydunuz çabuk. Hadi bu mekanı bir de boş görmek istiyorum. Boş çekeceğim, boş. Çağatay. Efendim? Kardeş, çok önemli bir randevu var. Hayati bir mesele, yetişmem lazım. Benim sahneyi birazcık öne alsak. Oho abi. Suyunu çıkardın ama. Sen kendini başrol oyuncusu mu sandın? Kusura bakma ama ben yönetmene böyle bir şey teklif edemem. Beni çiğ çiğ yer valla. Abicim otur oturduğun yerde, sıranı bekle. Hadi. Hadi arkadaşlar, çabuk olun hadi. Günaydın. Günaydın. Benim gitmem gerekiyor. Kahvaltı yakalamayacağım. Kahvaltıdan sonra götürürüm ben seni. Yok. İşim var. Sonra görüşürüz. Köşeye dön, sokağın sonunda Murat Apartmanı, Bodrum katı. Sağ ol. Rica ederim. Sizi onkoloji kliniğine havale edeceğim. Onkoloji mi? Bazı testlerin yapılması gerekecek. Evet. Kanser demek değil mi? Thank you.
Şu an hazır değilim. Hatırlıyor musun? Kız Kulesi'nin karşısında yağmurun altında oturmuştum. Hatırlamaz mıyım? Islanmıştık ama yine de kalmıştık orada. Sen üşümüştün, bana sokulmuştun. Sırılsıklam olmuştuk. O halimizde Galata Kulesi ile Kız Kulesi'ni kıskandırmıştık belki de. Ne alaka? Ya bilirsin, onlar hep ayrıdır. Aralarında deniz geçer. Sense benim yanımdaydın ama aklın hep başka yerlerdeydi. Beyimiz ne güzel edebiyat parçalıyor, görüyor musun? Neden Simay? Neden? Hep bir şeyler istedin. İstediklerini elde edince mutlu olacağını sandın. Peki mutlu olabildin mi? Gezdiğin yerler, gördüğün şeyler sana ne kattı, ne öğretti? Hep sorumluluklarından kaçtın, hep. Merak ediyorum. Tattığın zevkler hayatına bir anlam katabildi mi diye. Evet, ben hep bir şeyler istedim. İstediklerime kavuşursam mutlu olurum diye düşündüm ama... ama başarısız oldum. İstediklerimi içimde aramak yerine hep başka diyarlarda, başka ülkelerde aradım. Sonra bir gün bir baktım, yapayalnızım, bir başımayım. Sonra da geri dönmeye karar verdin, öyle mi? Bak Turgut, ben değiştim artık. Artık her şeyin farkındayım. Ben de değiştim Simay. 100.000 kere kılık değiştiriyorum. Hayatın verdiği her rolü kabul ediyorum. Yakışmayanları bile. Ama bir gün bütün bunlar bitecek ümidiyle yaşan. Senin sorumluluğun üstlen. Sen mutlu ol diye, gez dolaş diye hem annelik hem babalık yaptım. Umut mutlu olsun diye dünyanın bir numaralı yalancısı oldum. Niye böyle bakıyorsun? Belki de bugüne kadar böyle olması gerekiyordu. Belki bundan sonra her şey düzelecek. Hem biliyorsun o zamanlar ben hiç... Hazır değildin değil mi Simay? Hiç hazır olmadın. Hazır değilim, hazır değilim, hazır değilim. Hep böyle kandırdın kendini. Hiçbir zaman hiçbir şeye hazır olmadın Simay. Söylesene. Şimdi hazır mısın? Umut abi. Abi hazır mısın? Hazırım Çağatay. Umut nasıl? Gülten'cim şunun arkasını düzeltir misin? Hastanede. Babacık, tanıştırayım. Asker arkadaşım Simay. Ben zaten tanıyorum ki babacık. Dün bu teyze beni okula göndermişti. Hani bahsetmiştim ya. Görüşmeyeli nasılsın Terdi? Keyifler nasıl babacık? Süper. Ünlü oyuncularla birlikte pasta kesen belediye başkanı sinemaya ömürler.
Babacık, hastanedeki işimiz bitti. Gitmeliyiz artık, hadi. Nereye? Nereye olursa. Hoşça kal. Hoşça kal Tertip. Güle güle Tertip. Geç bakalım. Şey, ona bir sürprizim var. İki saate kadar burada olurum. Tamam. Niye açmıyor bu kız? Ya o kim bu kız? O kadar çok kendini kaptırdın ki günlerde ne bizi ne kulübü arayıp sorduğun yok. Hadi bakalım, balık ekmek yemeye. Ne gerek var Turgut Bey? Ben siz evde bir şeyler hazırlardım. Ne olur öğretmenim, ne olur. Seni sevdim bu dünyada. La 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 la. Ama ben kaç cevapsız var telefonunda, baktın mı? Bütün gün neredeydin Allah aşkına? Telefonlara cevap vermedin. Bir problem mi var Simay? Oğlumu özledim. En son gördüğünde Umut yeni yürümeye başlamıştı. Umut yürüdü, annesi uçtu. İşte şimdi de en son hastanede gördüm. Ne zaman gidip ne zaman geri geleceği belli olmayan bir kadın. Simay. Tahmin etmiştim. Bir kadın ancak kendi çocuğuna böyle bakar ve ona böyle şefkatle sarılır. Aslında kötü biz değil. Sadece kendini anneliğe hazır hissetmiyordu. Babacık, bak şimdi sana bir teklifim var. Umut dinlemedi. İstersen bu gece Vosos'ta yatalım ha? Hem ihtiyarı da çok özlemiştik, ne dersin? Bu harika bir fikir. Çok o zaman. Babam Tepegöz'ü nasıl öldürdü? Alo. İyiyim anneciğim. Babacık, karanlık göremiyorum. Heh, şimdi oldu babacık. Çıkışır. Hadi babacık, evi soğutacaksın. Tamam. Hop. Aa, babacık bak, asker arkadaşı bizi ziyarete gelmiş. Çıkıp. İçeri girebilir miyim? Evet. Ayakkabılarım temiz, terlik istemem. Gir o zaman. Sağ ol. Simay. 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 Neredeyiz? Biz
bizim ihtiyarın kucağında uyuduk bu gece. Umut okula gidecek. Umut. Babacık. Oğluşum. Uykusu ağır mıdır? Yok. Umut. 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 Ateşi çıkmış. Yapma. Yatırmamız lazım. Bir süre müşahede altında olmalı. Ne kadar bir süre hocam? Bir süre işte. Henüz bu belli değil. Ama az bir süre değil. Fatih Hakan. Burada. Umut Çolaker. Umut. Umut gelmedi öğretmenim. Buyurun Ülker Hanım. Ah tabii, biz size haber vermeyi unuttuk. Bu şey, Umut hastanede. Yok yok, bir müddet yatması gerekiyormuş. Aynı hastanede, evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senden borç para istemeye geldim. Ne kadar yazayım? Mümkünse nakit olsun. Bu ülkede çek nasıl bozdurulur onu bile bilmiyorum. İstediğin kadar alabilirsin. Özür dilerim. Kestik. Çağatay. Döndük, öbür açıya geçiyoruz. Tamam hocam. Arkadaşlar hazırlanın. Çağatay. Bir saniye kardeş. Ya kusura bakma, sana yük oluyorum da. Bizim işler iyice sarpa sardı. Konuşsan da biraz para alsam diyorum. Peki abi, konuşayım. Sağ ol baba. Sayın Genel Müdürüm. Efendim, daha önce de söylediğim gibi yani bu bütçeyle film filan çekilmez. Evet. Ya bunu göze alarak sizin de desteğinizi artırmanız gerekmiyor mu efendim? Sayın Genel Müdürüm. Sayın Genel Müdürüm, bakın. Yani bu yapmış olduğumuz sözleşmeye göre yazı gelirse bakanlık kazanıyor. Tura gelirse yapımcı ve yönetmen kaybediyor. E yok. Yok efendim. Hayır, bu tarihe geçecek bir durum. Evet. Evet efendim. Sayın Genel Müdürüm, yani tarihe Neron gibi Roma'yı yakarak da geçebiliriz. Kanuni gibi İstanbul'u imar ederek de. Ay, sinema neticede bir kültür hizmeti, öyle değil mi? Ödenmiş mi? Evet beyefendi. Ülker Hanım olabilir mi acaba? Bilemeyeceğim beyefendi. Merhaba Simay. Merhaba. Babacık ne haber? Canın sıkılmıyor değil mi? Asker arkadaşımla konuşuyorduk babacık. Turgut, parayı dert etme. Ben ödedim. Doktor bey sizi bekliyor. Bir uğrayın. Tamam, hemen gelirim. Turgut. Sen hala çocukları eğlendiriyor musun? Nasıl yani? Yani okullarda gösteri yapıyor musun? Bazen iş çıkıyor. Niye sordun ki? Şey, ben de gelebilir miyim? Eski günlerdeki gibi mi? Hayır, daha eski günlerdeki gibi. AML. M5. Eminim. Rapor hazırlayalım. Peki hocam.
Lösemi. Lösemi? Maalesef. Kesin mi? Kesin. Hemen kemoterapi uygulamamız gerekiyor. Lösemi? Ne o? Sen fıkrayı anlamadın galiba, gülmediğine göre. Anladık da komik gelmedi. Ha, komik gelmedi. Dur o zaman, ben sana bir masal anlatayım mı? Masal mı? Anlatsana. Masal mı? Anlatsana. Demek olmaz. Ben sana şimdi bir masal anlatayım mı? Anlat. Demek de olmaz. Ben sana bir masal anlatayım mı? Babacığım. Acımayacak. Hayır, korkudan ağlıyor. Siz çıksanız daha iyi olur. Hani kartallar gibiydi? Kalabalığı görünce strese girdi. Hayır. Tehlikeli bir şey yapıldığını sanıyorum. Lütfen. Hayır, tamam. Hayır babacığım. Dönmeyeceğim ben. Hayır. Hayır dönmem. Eve gideceğim. Babacığım gitme. Geleceğim. Söz veriyorum geleceğim. Gitme. Babacık gitme. Kartallar gibi. Babacık gitme. Siz kalabilirsiniz. Gitme babacık. Evet. Babacık. Evet, yüzüstü çevir. Keşke adam gibi bir doktora götürseydi. Tahlillerini yap dediklerini öğrenemedim işte. Salak. Hepsi benim yüzümden oldu. Biliyorum. Benim yüzümden. Ateşe çıkmış. Okulda bayılmış. Şeye gittik, tamam mı? Hastaneye. Sonra da... Turgut. Evet, kesiyoruz. Evet. Ne yapıyorsun? Yapma. Babacığı keseceksin yahu. Dur. Benim saçlarımı değil. Babacığın saçlarını keseceksin. Hadi bakalım. Hadi diyorum. İşte birazcık kestik. Birazcık. Şu kadarcık. Şu kadarcık. Hayır. Benim saçlar değil yahu. Gel buraya. Nereye gitti bu? Kayboldu. Şuraya mı gitti acaba? Nerede bu ya? Tut babacık şunu biraz. Oley yaşasın! Beğendi mi? Bak babacık, bunu bana Süleyman amca aldı. Böyle buyurun Simay Hanım. Böyle üşümez mi? Zaten hasta çocuk. Vallahi bunların piyasası bu kadar. İstersen başka yere bak. Özür dilerim ihtiyar. Gerekiyorsa yurt dışına çıkaralım.
Hayır hayır, yurt dışına çıkılacak bir durum yok. Uygun ilik bulmak ve masraflar söz konusu. Ya masraflar önemli değil. Ne kadar lazımsa ben öderim. Yalnız babası bile duymasın. Hoppa. Bir daha yapsana. Sonra. Sen neler yaptın bugün, anlat bakalım. Daha ne kadar kalacağım burada? Çok sıkıldım. Arkadaşlarımla top oynamak istiyorum. Tamam babacık. Sen hele bir iyileş. Gerisi kolay. Ben hasta değilim. Ben sana hastasın demedim ki. Yani bak, burada bir sürü arkadaşım var. Onlar hasta çocuklar. Top oynayamıyorlar. Ben buradan çıkmak istiyorum. Babacık, tabii ki hasta değilsin sen. Ama Sergen'i düşün mesela. O da sakatlanınca aylarca sahalardan uzak kalabiliyor. Efendim Çağatay. Neredesin be abi? Dinlemiyorum Çağatay. Dinlemiyorum abici. Bak haklısın, özür dilerim. Ama Umut'un hastalığı belli oldu. Bostos'u da 3 kuruşa sattım. Neymiş hastalığı? Umarım ciddi bir şey değildir. Lösemi. Yapma ya. Hasat'ın Tepegöz'ü öldürme hikayesi. Babacık ne haber? Oo, oğluşum kitap okuyormuş benim. Ne kitabıymış bakayım o? Ben aldım hediye. Öyle çocuk sana emanet. Tarlayı satar satmaz döner. Olur mu öyle şey? Senin çocuk benim çocuk var mı? Sen bir an önce git gel. İhtiyar. Mümin abi, ihtiyar geldi. Seni otogara götürmek vacip oldu artık. Eyvallah da sana zahmet olmasın Möttürk. Ne demek kardeş. Zahmet abi, emrin olur. Çağatay. Babancık, şimdi lafını söyleyerek böyle buraya kadar geliyorsun. Tamam mı? Turgut sana diyaloğunu verecek. Sen de onu taklit ederek cevaplayacaksın. Sen yaparsın canım. Yaparız hocam. Çok güzel. Al bakalım. Şarjı başlamış çocuklar. Bir prova geçiyoruz. Evet, hazır mıyız? Ay ben senin sevgilinin bekçisi miyim ayol? Ay ben senin sevgilinin bekçisi miyim ayol? Başka laf bilmez misin? Kesik. Adan olmuyor. Olmuyor Adancım. Ay ben senin sevgilinin bekçisi miyim ayol? Başka laf bilmez misin sen? Adnan Bey. Ay ben senin sevgilinin bekçisi miyim ayol? Başka laf bilmez misin? Gibi söylenince. Sen işine bak lan. Yanlış anladınız Adnan Bey. Anlayacağım ya. Sen kendini ne sanıyorsun lan dümdük? Doğru konuşun Adnan Bey. Konuşmasını senden mi öğreneceğim lan? Bakın yapmayın lütfen. İndir o elini. Sen mi öğreteceksin? Bırak. Sen mi öğreteceksin bana konuşmayı? Bırak ya. Bırak. Gel gel lütfen. Ya muhatap olma ya. Gel şöyle otur şöyle. Cevap veriyor bir de. Tamam canım, sen muhatap olma ya. Hadi çocuklar bir çay alın bize. Abi sen ne yapıyorsun ya? Gördün abi işte. Bir şey yapmadım. Televizyonda görmüştüm. Boks da yapıyorlardı. Kangurların bir de keseleri var. Yavrularını orada taşırlar. Neden orada taşırlar? Küçük yavruların korunmaya ihtiyaçları vardır. Diğer hayvanlar ona saldırabilirler çünkü. Sen hiç yakından kanguru gördün mü? Gördüm ya. Nerede gördüm biliyor musun? Avustralya'da.
Git özür dile. Özür? Ben? Sen beni dinle abi. Git özür dile. Adnan Bey, özür dilerim. Çek git! Hocam, ben bu adamla çalışmıyorum. Öğretmenim, kaşlarım da dökülecek mi? Maşallah. Okulda öğrencileriniz beklemesin sizi. Umut'a biz bakarız. Peki, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Umut'cum, ben tekrar gelirim canım. Teşekkür ederim öğretmenim. Bak. Bunlar ne? Bunlar mı? Benim. Nasıl yani? Yani? Sen bunu bana söyleyemezsin pislik! Gebertirim seni! Bırak ulan! Durun, sakin ol, durun. Manyak! Sakin ol biraz, sakin ol. Bırak. Ulan bana pislik demek neymiş görürsün şimdi. Harikaydı çocuklar, tebrik ediyorum sizleri. Teknik açıdan herhangi bir sorun yok değil mi? Tek kare atlamadan kaydettik. Bir sorun yok hocam. Tamam, diğer sahneleri de buna göre değiştireceğiz. Nerede benim senaryom? Niye böyle oldu Çağatay? Ne hatam vardı kardeş benim? Abi, adam seninle çalışmak istemedi. Hoca çok uğraştı ama istediği gibi olmazsa işi bırakacağını söyledi. Biliyorsun, devir bunların artık. Bak, ne haber ya? Tardu, ne haber? Hoş geldin. Sağ olasın usta. Adnan, ne haber kardeşim? Eyvallah, Tardu sen nasılsın? İyiyim ben. Tanıyor musun? Hayır abi, tanışmıyoruz. Ama Adnan'ın arkadaşı herhalde. Benim ustamın oğlu. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ya şimdi Adnan Bey'in yanına gitmeyeyim, tatsızlık çıkmasın. Söylesene benim burada olduğumu, bir görüşelim. Tamam baba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur. Ne yaptın? Tarlayı satamadım, çok az verdiler. Hiçbir şey etmez. Ben de bir çıkış yolu bulamadım. Diziden de ayrıldım. Neden ya? İşte. Şeytan diyor ki, çık köprüye. Aslında benim kafamda para bulmanın bir yolu var. Uzun zamandır düşünüyorum. Yapabilirsek ikimiz de kurtuluruz. Evet abi. Bir soygun yapmayı düşünüyorum. Yardımcı ihtiyacım var. Allah kabul etsin abi. Sağ ol. Sağ ol. Beni bir yere kadar götürebilir misin? Ne demek abi, emrin olur. Gel. Tamam, dönebiliriz.
Gel vazgeç şu işten abi. Bak başın belaya girecek. Kızın hasta. Başka çarem kalmadı aslanım. Yapma gözünü seveyim abi ya. Belalı işler bunlar. Alo. Buyurun Ülker Hanım. Siz geçin rahatınıza bakın. Ben hemen geliyorum. Lavaboya bakmıştım. Orada. Umut için iyilik bulundu. Önümüzdeki hafta ameliyatı gerçekleştirebiliriz. Durun! Ne diyordun abi sen? Babacık, ameliyat ne demek? Ameliyat? Ameliyat şey... Ameliyat şey demek babacık ya. Mesela şeyi düşün, maç kötü gidiyor. Yani Kartal yenik ya da berabere olmaz ya. Tigana ne yapıyor? Kötü oynayan futbolcunun yerine daha iyi, daha güçlü bir futbolcu koyuyor. Ha? Mesela Sergen'i düşün. Ne olur o zaman? Gol gelir. Evet, çak o zaman. Lütfen. Babacık, senin asker arkadaşın çok güzel değil mi? Güzel mi? Güzel değil mi? Güzel. Hem de çok güzel. Ama öğretmenim de çok güzel. Her gün bizi ziyaret ediyor. Çok güzel değil mi? Bu benim büyük 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 dedem. Paşaymış. Bu benim büyük büyük dedem. O da İstanbul'da şehir eminliği yapmış. Bu dedem... Bu babam ve bu da annem. Güzel kadınmış anne. Teşekkür ederim. Geçsene. Sağ ol. Otur lütfen. Hep tarihten bahsettin. Biraz da kendinden bahset. Ben dedemlere pek çekmemişim. Hiç evlenmedim. Evlenmeye teşebbüs bile etmedim. Kadınlar hayatıma sessizce girdiler ve sessizce çıkıp gittiler. Ama şimdi durum birazcık farklı. Şimdi hayatıma büyük dalgaları olan bir fırtına girdi. Yüreğime kadar girdi. Çıkıp gitsin de istemiyorum. Ben bu dalgalardan çok memnunum. O yüzden kendini hazır hissetmiyor olabilirsin. Ama bu dalgalar sensin Simay. Seninle evlenmek istiyorum. Eğer hazır değilsen lütfen cevap verme. Güneydoğu'da. Görev sırasında şehit düştü. Çok zor günler geçirdim. Uzun zaman kendime gelemedim. Sonra teselliyi çocuklarda buldum işte. Bakın şimdi. Kalem.
Sıkı tutuyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Çok basit. Göstereyim. Şimdi... şöyle... kapatıyorsunuz. 1, 2, 3, 4... 5. 6. Açınca... Dur, sen kapıyı kontrol et. Yakalanıyorduk ya. Ulan Allah belanızı versin sizin. Şerefsizler! Ne istediniz ulan candan? Gerçek gibi ya. Filmlerde demek bunları kullanıyorsunuz ha? Evet sevgili seyirciler, lösemili kızının ameliyat parasını ancak soygunla toparlamaya çalışırken yeteneksiz ve sorumsuz bir bekçi tarafından arkasından vurularak öldürülen zavallı bir babaydı o. Şu arkamda gördüğünüz minibüs onun arkadaşlarıyla kaldığı ve aynı zamanda kızı için gece gündüz nöbet tuttuğu minik yuvasıydı. Siz onun arkadaşıydınız. Bize onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Emine abi.
ameliyat çok başarılı geçmiş. Bütün imzaları ben attım. Kimlik falan da sormadılar. Sağ olsun Süleyman Bey. O her şeyi karşıladı. Artık rahatız. Turgut, evlenmek istiyorum. Velayetinde üzerime almak istiyorum. Hoş geldin. Umut gidiyor. Nereye? Sima'ya. Onu nereden buldun babacığım? Annem getirdi. Annen mi? Evet annem. Kimmiş senin annen bakayım? Hani şu senin asker arkadaşın var ya, işte o. Kim söyledi o kadının senin annen olduğunu? Sakin ol babacık. Bu sadece bir oyun. Buradaki arkadaşlarım Sümay ablayı annem sanmışlar. Hani bu bir oyun öyle mi? Evet. Yani şakacıktan yapıyorsunuz. Evet, şakacıktan. Tamam o zaman. Bak, senin hem annen hem baban benim. Ona göre. Girin senin kafasına. Yürüm içeri, yürüm. Babacık yürüm. Kaç taşını yürüm içeri. Aa, Terdi abi. Vay. Bizim küçük Macit baba buradaymış ha. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çağatay. Pardon. Efendim. Teşekkür ederim Tarda abi. Evet benim. Yok. Travesti mravesti oynamıyorum ben. Başla. 5-4-3-2-1 kayıt. Bu boş musun anam? Çek git başımdan. Kimse bana hayır diyemez. Ay çek git başımdan, manyak mısın nesin kartoroz? Olmadı. Kardeşim adam gibi düşsene ya. Erdal abi saat kaç abi? 12'ye geliyor. Hadi abicim ya, hadi abicim geç kaldım ya. Hastaneye, mahkemeye yetişeceğim ya. Başla. Bu boş musun anam? Çek git başımdan. Kimse bana hayır diyemez. Ay çek git başımdan ayol, manyak mısın nesin kartoroz? Aa, yeter! Nereden buldunuz bu salağı ya? Baştan alalım. Bu boş musun anam? Çek git başımdan.
Kimse bana hayır diyemez. Ay çek git başımdan ayol, manyak mısın nesin? Kartoroz. Olmadı. Baştan alalım. Babacık gidiyor. Saat kaç? Çok geç kaldık ya. Ben kamyoncuydum, biliyor musunuz? Bir tiyatro grubu tuttu beni. Anadolu'ya çıktı. Turne. Rahmetli Macit Flordum vardı. Oğlumun göbek adı ondan. Erken bir oyuncu kaçtı. Bana sen çıkar mısın dediler. Sahneye çıktım. Hayat sahnesine çıkar gibi. Bir daha da inmek istemedim. Sonra kendi başıma bir şeyler yapmaya başladım. Doğru yanlış. Bir gün çok güzel bir kız çıktı karşıma. Biliyor musunuz? Ama hakikaten çok güzel bir kız. Aşık oldum. Biliyor musunuz? Sonra çok güzel bir meyvemiz oldu. Adını Umut Macit koyduk. Annemiz gezmeyi çok seviyordu Hakim Bey. Biz artık gezmiyorduk. Sonra bir gün annemiz ben anne olmaya hazır değilim dedi ve gitti. Seneler seneler geçti. Biz büyüdük. Büyüdük Hakim Bey. Annemiz de büyümüş. Ve anne olmak istiyorum. Ne yapalım? Annemiz eğer anne olmaya hazırım diyorsa ve umudumu benden koparmak istiyorsa buna cevap vermeye hazır değilim. Ben biterim. Biliyor musunuz? Umudum biter. Biliyor musunuz? Söyleyecek sözüm biter. Biliyor musunuz? Ben sustum. Yaz. Babacık, ben sana bir konuda yalan söyledim. Simay benim askerlik arkadaşım değil. O mu dert ettin babacık? Ya asıl önemli kısma gelmedim henüz. Ben Simay'ı askerden önce tanıyordum. Yani sen daha ortada yokken tanıyordum. Ben senin babanım ama annen değilim. Senin annen Simay. Yani? Yani mahkeme diyor ki Umut bir süreliğine asker arkadaşıyla kalacak. Ama çok kısa bir süre, birazcık. Ama... Tamam, haklısın, evet. Hem de çok haklısın, biliyorum. Ama annene bir şans vermelisin. Neticede o senin annen. Bunu değiştiremeyiz ki. Hem değiştirmek de istemeyiz, değil mi? Benim bildiğim oluşum ona bu şansı verir. Yani o da seni görmemezlik yapmak istemedi ki. Elinde olsaydı mutlaka görmek isterdi seni. Ben senin yerinde olsam bu teklifi kabul ederdim vallahi. Sonra Süleyman amcam var ya, hani sen hastanedeyken sana hediyeler getiren. İşte olmasaydı sen iyileşemezdin. İşte o da sizinle gelecek. Bir sürü yer gezip göreceksiniz. Daha ne istiyorsun babacık?
Babacık, sana bir şey soracağım. Sor oğluşum. Tepegöz'ünü gerçekten sen mi öldürdün? Evet, ben öldürdüm. Öğretmenimin hediye ettiği kitapta Tepegöz'ünü başkası öldürmüş. Neden bana yalan söyledin? Hiç olur mu babacık? Ben sana yalan söyler miyim? Şey o, ben Dede Korkut amcana Tepegöz'ü nasıl öldürdüğümü anlatmıştım. O da kitabını yazmış işte. Beni gönderip başından atmak mı istiyorsun babacık? Şöyle şey yapar mıyım ben? Babacık gel. Babacık ağlama bak, şimdi beni de ağlatacaksın, millete rezil olacağız vallahi. Hadi. Babacık gitti. Ben düştüm. Düştüm. Babacık kuş gibi uçtum gitti. Düştüm. Babacık gitti. Gitti işte. Gitti. Gitti.
yanlış oldu. Kuş gibi uçtu gitti.